<laughs> Doğru benim seninle ilgili en büyük hayal kırıklığım aslında performansın oldu. Evet. Yani e, çünkü ben hani spor salonunda böyle seni spor yaparken gördüğümde basket oynadığımızda falan hı hı. daha böyle e, dedim ki yani ya performansıyla hani yaşı hı. 38. 38 yaşındı değil mi? Hı, 37. Ot, 37 yaşında bile olsa pardon. 37 yaşında bile olsa bence performansıyla eee Survivor'da iz bırakabilir dedim hı. ama e, beklenenin benim beklediğimin çok altında kaldım. Mesela bunun nedeni neydi? Hazır mı gitmedin? Yoksa evet. oradakiler mi çok iyiydi? Neydi olay? Evet yani ikisi de bir arada. Oradakiler zaten gerçekten hı hı. yani bazılarının gerçekten fiziksel özellikleri çok ön planda. Steven falan yani adam doğuştan parkurcu doğmuş. Böyle bir hız yok zaten. Ee, ama diğer yarışmacılar epey gerçekten hazırlanıp gelmişler. Yani karşıda zaten bir kırmızı takım var. Yani ünlüler epey Batuhan'dır, İsmail'dir. Aktif spor yapan, yani hem zaten. aktif spor yapanlar hem geleceğini bildiği için e, gerçekten hazırlanıp hı. gelmiş olan insanlar. Hem atışlarda olsun hem parkur Patlayıcı ve çalışmaları olsun. ben hem hazır gidemedim. Pandemi yüzünden gerçekten hatta ben size şöyle söyleyeyim ben katılımdan yaklaşık bir 13 14 gün daha fazlan vardı Söve'e katılmaz 2 ay evvel. O pandemide biraz salınca. Yani çünkü biraz şeydin yani. Evet evet daha de, doluydum böyle. Evet evet çok da e, gereksiz bir o pandemi sürecinde dışarı çıkamıyorsunuz ya yani ben de biraz boğazıma düşkün bir insanım. Oturup yiye yemek yiye yiye çevrede çok güzel yemekler yapar zaten yani ye 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 ye. ye ne oldu kız senle ya Cevher. valla biz oradaydık. <laughs> o şimdi... o sizin aşkınız sosyal medyaya çok şey yansıdı. <laughs> Güzel yansıdı. Evet. Güzel yansıdı böyle. <laughs> tam böyle i̇şte dream, ben benim dream dream olmasın. Ben de daha tam e, yani iyi yani <laughs> ne diyeyim ne diyeyim şimdi? Maşallah. Ee, maşallah. Hazır da gidemedim dediğim gibi. Yani gerçekten ben de kendinden çok daha fazla performans bekliyordum ama insanların hazır olması, bizim takımımızdakiler Poyraz'ın, Emin'in falan da gerçekten çok hazır gelmişlerdi zaten Karabacak falan hepsi aktif sporcu. Ya ben bilseydim yani bunun bu kadar zor olacağını bilseydim de geçen senelere bakarak biraz daha hani kendim özgüvenle gittim ama oraya gitme gerçekten bence çok üst düzeyde hı hı. yarışmacılar vardı. Yani Belkay oradan geldi. Poyraz ya yani karşı tarafta İsmail Balabanla falan yarışıyorsunuz. Steven. Yani yani Steven gerçekten gerçekten çok imza atan yarışmacılardı bence. Ama e, keşke daha hazırlık istedim. Yani böyle bir ay bir buçuk ay daha hazırlama sürecim olsaydı daha iyisini yapardım dediğim zamanlar oldu ki bir yerden sonra da ee, bir sakatlığım çıktı ee, zaten sağ olsun metin hocamız da epey ilgilendi ödem yani, vardı galiba ödem. ya o ödem başka zaten dizlerle alakalı çok sıkıntı oluyor bir de kasımda bir sıkıntı oldu yani son bir buçuk aydır falan epey bir ağrılarla yani ağrı falan artık çıkmaya başlamıştım metin hocamız sağ olsun devam et devam et bir şey olmaz diyordu seni hmm. elemeyeceğim merak etme diyordu yani son bir buçuk geydeki performansımda biraz Acılarla boğuştuğum için düşmüş olabilir ama başında da bir ara iyiydin ama. Evet bir dönem başı gibi, gibi. Evet evet. Bir Çok ara ailemiştim. böyle bayağı evet. e, onda altı onda yedi yapan bir Dora evet, vardı. Evet, Hatta bir, bir havaya girmiştin sen de o sırada böyle. <laughs> Hissettik onu yani güzeldi. Ya ya o ya. takım da sayı alamıyordu. Ben de alınca böyle bir tabii moralim yerine gelmişti. Ama e, performansımı yani potansiyelimi yüzde yüz kullanabildim mi kullanamadım. Ne kadar diye söylesem 60 kullanmışım kullanmışımdır ki <laughs> zaten yani... Bu süreçte, bu yaştan sonra o kadar antren yapmazsan, o kadar hazır gitmezsen, böyle bodoslama gidersen bu pandemi arasında bu kadar oluyor. Evet. Allah'a şükür diyorum ne diyeyim. Ya evet. Demin bir şey dedin ya, bir lafın geldi aklıma. Hani kadın erkek böyle ayrımlardan şeyden şey yapıyorum dedin ama senin İsmail'e şöyle bir laf ettiğini hatırlıyorum sanki. Kadınlarla... Nasıl konuşacağını öğren gibi bir şey demiştin İsmail i. yanlış. Tamam şimdi şöyle çünkü hani bak ya, tabii insan de. kullanabiliyor çünkü. Aslında tabii çünkü de. bak hepimizin Merve kültüründe hepimizin kültüründe şu var ister istemez biz evet, hani, evet, toplum olarak kadınlara her zaman daha fazla Hı. saygı gösteren insanlarız. Hı. E bu saygı göstermek için de bir şekilde e, bazen e, daha farklı ve e, olumlu davranman gerekiyor. Hani onu zaten kaybetmememiz lazım bu arada hiçbir zaman. Ama kadın erkek dediğin gibi her zaman eşitti Survivor'da. Yani şöyle olayı hatırlamıyorum ama... E, kime, kimle kime söylemişti İsmail? şey, ya Merve Aydın ile Ayşe'ye bir şey söylemişti. Merve Aydın'la e, şey, İsmail'in bir atışması fazla vardı fazla galiba. Arkadaşlar. İsmail hani duymuyorum falan dediğinde mi sen? O bağırmıştı kadınlarla. Ha, da ama bir saniye orada olay o değil. Yani o ya e, yani Merve'nin Kulağında bir sıkıntı var. Merve'nin gerçekten yani bu sağlıkla alakalı bir durum. Yani sağlıkla alakalı hı hı. bir durumdan dolayı dem vurdu. Yani Merve'nin kulağında... Ama bir sen iş... de yaptın deme. İsmail'e döndün dedin ki... Git tekrardan o zaman nereden Şimdi e, psikolojik, konu tek, tek psikolojik alalım. olarak destek edin. Hepsini, hepsini, edin. hepsini edin, Orada İsmail da. biraz yüksek. Hepsini tek, tek evet. söylemişti. Hepsini. O da çok doğal olarak tamam, karşısına tamam. o kadın, o kadın tamam. olayı değil ama yani. Aynı <laughs> şey değil ben senin fiziksel özelliğine veya sağlıkla alakalı bir durumunla dalga geçilmesi taraftar değilim. İsmail olayı biraz şöyle. E, yani ile konusu <gülüyor> oydu. <laughs> İsmail'in konusu şöyle. Şimdi ben e, Survivor'ı bir hayat sınavı olarak görüyorum. Sesini yükseltmişti orada. Doğru. evet. Yani bir hayat sınavı olarak görüyorum. Yani ben bugüne kadar hayatımda ne geçirdiysem, okul hayatım, askerlik hayatım, iş hayatım, sosyal hayatım, bunun toplamını ben buraya getirip Survivor'da insanlığın huzuruna sunuyorum. Bir değerlendirme istiyorum. Şimdi ben bu Survivor'a ÖSS sınavı gibi davranamam. Yani ben Survivor'a gideceğim diye son iki ay davranışlarımı değiştirip ben buraya geldim. Aa arkadaşlar ben bu kadar çalıştım deyip böyle değerlendirilmesi ne ben karşıyım. Şimdi adam ya bir de normal bir insan değil yani. Gerçekten tanıdığım en güçlü insan yani. Şimdi iki ay, iki ay boyunca e, psikolojik destek görüp oraya gelip ondan sonra e, sürekli gergin gergin hareket yapıp sürekli sinirli. Yani gerçekten İsmail ile olan konularımda direkt İsmail direkt ben şimdi işte atlayıp üzerime geliyordu. Yani şimdi bunları söyleyip üzerine de ben iki ay destek aldım. Ben yakarım, öldürürüm, parçalarım, onun kemiklerini kırarım. Bilmem ne gibi laflar duyduktan sonra ben de bunu söyledim. O noktada haklısın. Yani, yani Öyle şimdi, fiziki tehdit hiçbir zaman olmamalı. Yani hani kırarım, abi canım, falan yani, yanlış. Bir de tehdit eden insan yapabilecek bir insan yani gerçeklik payı olunca. Yani kardeşim sen madem bunu e, bu şekilde buraya getirdin. Madem iki ay terapi görüp bunu yaptın. Bunları söylemen lazım. Bunu, ama o noktaya geliyorsun söylüyorsun. O noktaya geliyorsun. Demek ki yeteri kadar ya bu son iki ayda yeteri kadar hazırlanam yani o dest aldığın destek burası için yeterli olmamış. Çünkü bu laflar da ağır laflar. yani burada çocuklar izliyor, insanlar izliyor, kırarım, dökerim, yaparım. Memazdan bir kere öyle bir şey çıkmadı yani. Çıkmaz da çünkü burası onun yeri değil. Burası muhabbetin yeri. Sert muhabbet olur, tatlı muhabbet olur. İnsanlar bunu değerlendir. Ama kırarım, dökerim, parçalarım, beni kimse tutamaz, sörverimi yakarım falan. Yani bu, bu laflar bana çok ağır geldi. İşte bu lafları duyunca da ben de öyle bir şey söyledim. Söylenmesi gerekiyor muydu? Gerekmiyordu belki. Ama demek ki e, yetmemiş. Gerçekten yetmemiş demek ki. Yani. Çünkü bu lafların söylenmesi normal laflar değil. Ya tabii yani normal, zaten normal o da Zaten desteklemiyoruz ama Hı. hani sen şeyi Merve Aydın'a söylenilen fiziki rahatsızlığıyla Hani alakalı böyle bir Ama şey fizik, söylemesine fizik, istinaden işte deyince ben de diyorum. hani o da sonuçta bir rahatsızlık sayar. Evet. Onunla alakalı sen de aslında. İşte bence o zaman konu. yani sen be, benim Survivor'a gitmem için e, psikolojik destek, destek almama gerek varsa ben gitmem Survivor'a. Yani ben de bunun kanaatindeyim. Yani ben şimdi orada e, atıyorum e, abi nasıl diyeyim yani o ben normalde e, kavga çıkar ben yumruk atarım. Onun için benim gitmemem lazım. Yani ben ben bir, biraz tedavi alayım da öyle gideyim o zaman. Yani bence bu mantık yanlış. Ben hayatım boyunca yaptığım her şeyi orada insanın huzuruna sunuyorum. Yani benim orada gösterdiğim hiçbir performans normalde göstermeyeceğim performans değil. Bundan bahsediyorum sadece. Ya bilmiyorum çok da e, herkes tarafından kabul görecek bir görüş değildir belki benimki ama yani o sinir kontrolü farklı bir şey. Yani sonuçta her gün her gün bazen günde iki kere müsabaka geçiyorsun karşı takımla ve Maalesef bazı ayrımlardan ötürü hep rakipsin ve hep evet. tansiyon yüksek. Şimdi yani destek aldın. Yani. Destek aldığın konu bunun en kilit noktası zaten yani. Ondan bahsediyorum. Bir bahsediyor. de şey konusunda çok eleştirildin. Tabii ki de çok yani insanların böyle şeyler yapması lazım, etmesi lazım ama son Survivor'a gelirken hani iki ay ben bunu yaptım, ondan sonra geldim buraya ama hala ben bunu yapıyorum dedikten sonra ben de o anda tansiyonla belki bir oyun sonuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ağzımdan kaçmış. Yani yine Özür dilerim ama kesinlikle görüşüm bu şekilde. Ben şöyle diyeyim sana. Bilmiyorum bilmem ama ben sen sende şeyi hissediyorum. alıyorum. evet, dobralıktan yanasın. Nasıl biliyorsam öyledir, onu yaparım diyorsun ama bence bazı şeyleri izlediğin zaman senin de yanlış bulduğun şeyler olacaktır. Çünkü hepimizde oldu. Herkesin kesinlikle yani hani o yüzden mesela şu an bazı şeyleri hala böyle sert söylediğini düşünüyorum. Yani daha senin yeni öyle geldi. bir insan olduğunda daha, hayır, yeni daha, geldi, daha geldi ama, ama. <laughs> Bu kadar sert olduğunu düşünmüyorum. Yok artık. o kadar sert değilim zaten. Ben sadece şurada konuşabildim. Ama şu şey an, an öyle bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yani olaydı. şu an sanki Survivor'daki Dora aynen burada gibi. Anlatabildim hmm. mi? Ne güzel işte. Hayır bu çok güzel <laughs> ama bazı şeyleri bence hani zaten bilmiyorum. Zaten şey kendi karakterimi top, yansıtıyor. Toplumun %95'inin yanlış diyeceği şeyler de var ama sen onları hala sanki... Hayır yanlış değil diyebilecek diyebilecekmişsin gibi geliyor bana. Yani. Ama bir tane vardı zaten yanlış ben hani kelime yanlış dedim. Onda da zaten hem İsmail'le olan samimiyetine güvenerek hem de aslında tam olarak ona busun değil buna benziyorsun bunun gibi hareketler yapıyorsun diyerek aslında kendine göre. Ya normal o anda anlık yaptığı bir hareket çok, yoksa ben zaten genel olarak. Kaldı ki şöyle bir durum yok mu bu çok yani. yanlış bir şey olsa yani doğru bunun altını dolduramasa. İsmail'le şu an kanki muhabbeti yaparlar mı? Evet. O kadar araları düzelir mi? O gerginlik finale kadar gider. Evet. Ya Eğer gitmiyorsa mi? demek ki İsmail'e de geçmiş onun şeyi yani. Mert de Ama de daha, de daha güzel çok ha. taze. Yarışmacıya salla salla buraya gelince avukat kesilir. Evet, ne ya. güzel iş bu ya. ya ben her her her. Ben 23 tane isim sayırız sana. Ben, Kim geldiyse ben bir şey avukat olduğumuzda. Arkadaşlar ya. televizyon önündeyiz bir Yapma şey yapalım. Ya, bir Allah şey bozdururum abi. Televizyon önündeyiz. Ben Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğim şeyi arkasından konuşmam. O başka bir şey. Geçen şeydir. sezon benim her bölüm yarıştığım yarışmayı izlediniz. Benim nasıl bir adam olduğumu 6 aydır burada biliyorsunuz. Mi? Ben dün seni görür görmez ne dedim? Yarışmada şunu 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 yaptın. Çok kötüydü. Keşke yapmasaydın. Evet. Onun dışında pek bir yanlışın yoktu. Miza olarak bize çok şey kattın. Dedim mi demedin evet. mi? İlk gördüğüm anda. Melisa da evet. oradaydı. Bitti. Bitti. Aynen. Ben söylerim abi. Aynen. Ben direkt adamın yüzüne söylerim. Hiç öyle şeylere bunlar sonuçta dediğim gibi anlık olaylar. Anlık olan şeyler. Yani senle bugün <laughs> maç Gerçi yapsam. Mert'i yükselttim biraz. Uyandırdı şu an. Senle şu bugün, yani. senle bugün maç yapsam belki tar tartışırız ama çıktığım zaman benim için olay bitmişti. De, devam ederdi. Evet, ben, ben şu anda adama genel olarak öyle dediğim bir laf yok. Ya yani onu yanlış anlamasın kimse. Ya yani genel olarak bir şey söylemiyorum. Ben onu hayatına yansıtacak bir olay söylemiyorum. O anda bir şey görüyorum, söylüyorum. Çıktığım zaman kardeşim çünkü o anda müsabakadayız, maçtayız. Kaybetmişim veya o kaybetmiş. Bir tansiyon var. Ya bilmiyorum kimse e, arkadaşlar maç yaparken aa buyur geç. <laughs> ne ya güzel diyor yani. kardeşimle halı saha maçı yapıyorum. bir Yani böyle bir ben, ramak kalıyor yani o, birbirimize gireceğiz. O, maç bitince gülüyoruz. O, canım o yani, başka hiçbir şey değil. Dora bir reklama gidiyoruz. Buyurun. Reklamlardan sonra seninle Poyraz'ı konuşacağız. Bu akşam ne olur onu konuşacağız. Bir de sana bir şirinler testi yapacağız. Tamam. Oradaki cevaplarını için çok merak ediyorum. Şimdi kısa bir ara aranın ardından buradayız.